İstanbul'dan herkese merhaba. Merhaba Selim, nasılsın? Merhaba, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Bugün hangi aracın baba oğul test videosuyla beraberiz? Chery Omada 5. Evet. Hatırlıyorsun, daha önce iki tane Chery çekmiştik. Bir tanesi Tiggo 7 Pro, bir tanesi Tiggo 8 Pro'ydu. Zaten Türkiye'de şu an Chery 3 tane modelle yer alıyor. Bunların üçüncüsü ve bizim için sonuncusu Omada 5. Nasıl buldun otomobili? Bence tasarımı gayet güzel. Yani şu kırmızı ayna detayları, bir de şu plakanın altında olan kırmızı detay bence gayet güzel. Benim de hoşuma gidiyor bu otomobilin tasarımı. Bence seride, yani Tiggo'larla beraber bunu kıyaslarsak, en sportif tasarım bu modele ait. Hı hı. Sence de öyle mi? Bence de bu biraz genç işi gibi yani. Aynen öyle. Zaten hedef kitlesi bence de daha genç. Hı hı. Yani böyle bekarlar, iki kişi yaşayanlar, işte böyle yeni evliler, belki tek çocuklular için daha uygun. Çünkü Tiggo 7 Pro'dan ve Tiggo 8 Pro'dan biraz daha küçük boyutlara ve daha küçük iç mekana ve bagaja sahip. Zaten biliyorsun, Maya'da çekime katılmıştı Tiggo 8 Pro 7 kişilik. Evet. Bu 5 kişilik bir kompakt crossover, SUV diyebiliriz. 4x2. Boyutlarını videonun üzerine yazıyorum. Şöyle bir tasarım özelliklerinden bahsedelim. Her zamanki gibi tüm aydınlatmaları yaktım, sinyal de verdim. Sinyal de dahil olmak üzere tüm aydınlatmalar LED. Ayrıca sinyal hem LED hem de dinamik. Senin bahsettiğin kırmızı detaylar gerçekten otomobile şıklık katıyor. Dış dikiz aynalarında da hem o kırmızı detay hem de LED sinyaller yer alıyor. Eşiklerde ve jantlarda da devam ediyor. Jantlar nasıl? Ama bence şu kırmızı renk böyle daha böyle turuncuya falan daha yakışırdı sanki. Olabilir tabii. Zevkler ve renkler ne diyoruz? Evet. Tartışılmaz. Maviye, turuncuya falan daha yakışırdı. Lastiklerimiz, bu arada kışın bu çekimi yapıyoruz. Bugün hatta 1 Şubat Lassa'nın kış lastikleri takılı. İki çeşit lastik olabiliyor. 215-60 R17 ve 215-55 R18. Bizde 18 inçlik jantlar takılı. Otomobilin sportif tasarıma sahip olduğu yandan bakınca daha da net anlaşılıyor. Adeta bir kupe tasarımı gibi. Tavan arkaya gittikçe alçalıyor. Arka cam, bu tabii tasarımda bir avantaj, kullanımda bir dezavantaj, biraz daralıyor. Arka camlar karartılmış vaziyette. Kupe tarzı tasarımlı otomobillerin şu omuz çizgisi bu otomobilde de var. Entegre spoilerin altında kırmızı çizgi detayı yine yer alıyor. Köpek balığı sırtı şeklinde anten var. Panoramik değil ama yine de açılır cam tavanımız var. Sunroof olarak tabir ettiğimiz. Krom detaylar var kapı kollarında. Kapı kolları gövde rengi bu arada. Şöyle arka tarafa dönecek olursak, bu arada fiyat bakımından da en uygun Chery modeli ve aynı zamanda Çinli bir model olduğu için diğer Avrupalı rakiplerinden de fiyat bakımından bayağı avantajlı. Ama Selim, şu son dönemlerde Çinli modeller için bazı kısıtlamalar, işte vergi yükü bindiriyorlar falan, bazı sıkıntılar var. İnşallah bu benzinli otomobillere de o sıkıntılar aksettirilmez, çünkü Çin'den gelen elektrikli otomobillere çok fazla vergi var. Tekrar konumuza dönecek olursak, arka tasarım da son derece şık ve sportif. Burada markanın adı büyükçe yazıyor. Burada Omada 5 modelin adı yazıyor. Bak şunlar ne kadar güzel detaylar. LED şöyle çubuklar şeklinde. Stop lambası ve ben sinyal de verdim. Şurada da. Yine dinamik sinyal var. Bagaj kapağını açar mısın? Sen aç istersen. Elektrikli. Dediğim gibi Tiggo 7 Pro'dan ve Tiggo 8 Pro'dan bir tık daha küçük bir bagaj hacmi var. 378 litre ama elektrikli olarak açılması son derece fonksiyonel. Bagaj içine şöyle bir bakalım neler var. Burada bir aydınlatma var. Burada bak çok güzel özellik. 12 voltluk giriş var. Bu tarafta ne var? Bu tarafta herhangi bir şey yok. Askı olsaymış iyi olurmuş. Askı da yer almıyor. Pandizot bagaj kapağıyla beraber inip kalkıyor. Şuradan elektrikli olarak kapatılıyor. Elektrikli olmasaydı şuradan kapatılacaktı. Bagaj zemininin alt kısmında ise şöyle bir saklama alanı var. Şurada da üçgen reflektör yer alıyor. Tekrar kapatalım. Ve istersen seni ön yolcu koltuğuna alayım. Gerçekten otomobilin tasarımı son derece hoş.
dış tasarımı iç mekanda şimdi incelemeye başlıyoruz. Hı hı. Senin koltuğunda da ayarlar elektrikli, zaten bizim en üst donanım. Hı hı. Aracın donanımlarını ve fiyat seçeneklerini birazdan söyleyeceğim. Büyükçe bir kapaklı torpido var. İçinde bir tam boy peçete kutusu ve benim gözlük kılıfımı, otomobilin ruhsatını, kılavuzunu almış durumda. Yumuşak malzeme yok. Bir de yavaş iniyor. Evet, bir daha açar mısın? Evet. Gayet güzel. Hı hı. Bu arada şurada da ambiyans, evet, aydınlatması olduğunu söyleyeyim. Hı hı. Onu da sürüş sırasında aktaracağım. Çünkü sürüş moduna göre değişiyor. Evet. Şimdi diğer tarafa geliyorum. Kapı içini de orada inceleyeceğim. Şu şekilde aracın ön ızgarası gerçekten çok çarpıcı gördüğünüz gibi. Şöyle küçük küçük krom detaylara da sahip. Aracın iç mekanında öncelikle size sinyalin sesini dinleteceğim. Sinyali kapattım. Bu arada şu sis farı şöyle, arkayı az önce gösterememiştim. Şu alt tarafta tekli. Onu açmayı unutmuşum. Ön açıktı, arka açık değildi. Onu da size göstermiş olayım. Onları kapatayım. Kapandı. Ayrıca farda da oto konumu var. Farı da oto konumunu aldım. Sileceklerde de oto konumu olduğunu belirteyim. Şu ön silecekleri şu arka sileceği kumanda ediyor. Güzel düşünülmüş. Kapı içinden başlayayım. Kapı içinde malzeme kalitesi, burası sert. Ancak şuraya kadar geliyor. Kol koyduğunuz yer suni deri. Şöyle tek dikişli. 1,5 litrelik su koydum. Gayet rahat alıyor 1,5 litrelik suyu. Ayrıca eşya gözü de artıyor. Şöyle halı paspası göstereyim. Omoda 5 yazılı. Gaz ve fren pedalları otomatik vitesli araç olduğu için 2 pedal var. Ayak dinlendirme yeri gayet büyük. Evet, Selim orayı gösteriyor. Çünkü orayı ancak buradan gösterebilirim. Bir tane tip C, bir tane tip A olmak üzere 2 tane USB girişi, eşya gözü ve Selim senin tarafına geliyorum. Onu göstermeyi unuttum. Orada bir tane 12 voltluk soket var. Evet, şu. Hatta biz oraya bir uç taktık. Şöyle. Bu da 12 voltluk giriş. Hı hı. Gayet güzel. Şu orta tarafı göstereceğim. Orta tarafta da iki tane telefon koyma yeri var. Bir tanesi, hemen telefonumu çıkartayım. Şuraya koyayım. Bu tarafa koyarsanız kablosuz şarj. Hemen başladı gördüğünüz gibi. Sağ tarafa koyarsanız orada şarj yok. O da bence güzel bir özellik. Çünkü mesela telefonunuz %90-95 şarj etmek istemiyorsunuz. O zaman buraya koyuyorsunuz. Burada şarj olmuyor, burada şarj oluyor. Hı hı. Tekrar şuraya dönecek olursak, bagaj açma kapama düğmesi var burada. Burada piyano siyahı güzel bir malzeme. Açılıp kapatılabilen ve yönlendirilebilen havalandırma kanalı var. Şu şekilde komple kapanıyor. Hemen şu aşağıda depo kapağı açma düğmesi var. Depoyu bir göstereyim. 51 litrelik benzinli bir depo var araçta. Tabii ki dizel olmadığı için AdBlue katkısı gerekmiyor. Sürücü koltuğunda da tüm ayarlar elektrikli olarak yapılıyor ve güzel, böyle taba renkli deri bir koltuk var. Yan yükseltileri de yeterli. Araca artık biniyorum. Şuradaki sabit havalandırma kanalını gösterdikten sonra bizi iki tane 10.25 inçlik ekran karşılıyor. Gayet güzel tasarlanmış. Yerleri de güzel. Şu şekilde entegre. Tek eleştirim, keşke biraz kavisli olsaydı. Şu ekran böyle sürücüye dönük tasarlanmış olsaydı. Ana sayfaya gidelim. Ana sayfa şu şekilde. Tepki hızı gayet başarılı. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantıları da yapılabilen bir ekran. Güzel çalışıyor. Sesli kumanda da var. Sesli kumandaya buradan, buradan ya da şimdi bakalım olacak mı? Hello Cherry. Yes, I'm here. Evet, hemen yes, I'm here diye cevap veriyor. Şuradan kapatayım. Bazı cam açma, klima açma, müzik sesi açma kapama gibi fonksiyonları İngilizce olarak emir vererek gerçekleştirebiliyorsunuz. 3 kollu deri direksiyon simidi, ortasında Cherry yazılı. Gayet güzel. Tasarımı da güzel. Buradan elektronik sürüş destek sistemlerine kumanda ediyorsunuz. Adaptif hız sabitleyici ve hız limitleyici, öndeki araçla aranızdaki mesafeyi ayarlayan sistem yer alıyor. Buradansa ses sistemine kumanda edebiliyorsunuz. Ayrıca şu düğmeyle şu orta tarafa kumanda etmek mümkün. Orada radyo, yorgun sürüş, servis kilometre, reset, sorgulama hatası gibi parametreler,
yolculuk bilgisi, yol bilgisayarı ve burada da yukarı aşağı gitme imkanınız var. Bu birimlere ulaşabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi yolculuk bilgisi AB, anlık yakıt tüketimi, lastik basınçları ve tekrar yolculuk bilgisine geliyorsunuz. Ben şu sürüş ekranında kullanmayı tercih ediyorum. Burada diğer araçları da sürüş sırasında görebiliyorsunuz kameralar sayesinde. Şurayı aktarmıştım. Burada klima kısa yol tuşları var. Son derece kullanışlı. Bu ekranın dışından da kumanda edebilmek gayet hoş. Ancak burada bir düğmeye bastığınızda hemen klima menüsü burada da çıkıyor. Buradan da ayarları yapabiliyorsunuz. Ana sayfaya gitmek için şu düğmeye basmanız da tekrar mümkün. Kameralar şurada. Telefonumu çevireyim. Çeşitli mesajlar geliyor. Atatürk'ümüzü görelim orada. Arkasında bir sticker var. Kamerayı açtım. Gördüğünüz gibi hem geri görüş kamerası hem de buradan seçebiliyorsunuz. Şu şekilde değişik parametrelerde aracın önünü, arkasını, her yeri görebiliyorsunuz. 360 derece kamera çok işe yarıyor. Ayrıca sürüş sırasında mesela sinyal verdiğinizde de şu kamera çıkıyor ve o kamerada gördüğünüz gibi harika bir şekilde aracı şuradaki çöp tenekesi detayına kadar şuradaki görebiliyorsunuz. Gayet güzel bir özellik. Özellikle şehir içinde park manevralarında çok işlevsel. Burada 7 ileri DCT yani çift kavramalı otomatik şanzımanın kumanda birimi var. Şöyle R'yi aldığınızda deminki kamera çıkıyor ve tabii ki sensörler. N var, daha sonra D var. Burada elektronik park freni ve auto hold özelliği yer alıyor. Sesi buradan da açıp kapatabiliyorsunuz. Ön koltuklarda ısıtma var. Mod dediği ise sürüş modu. Bakın şurada yazıyor. Şu an eko ve ambiyans aydınlatması da yeşil. Modu normale aldığınızda hem tabii ki otomobilin sürüş parametreleri değişiyor. Hem de şurada renk olarak ambiyans aydınlatmasının rengi değişiyor. Bir kere daha bastığınızda ise spor mod var. Onlar şurada da gözüküyor bakın. Eko yeşil, normal mavi, spor böyle bir turuncu yapmışlar. Bak senin istediğin gibi Selim. Hı hı. Kırmızı değil turuncu. Ben genelde normalde kullanıyorum. Çünkü bir açıklama yapayım. Eko sürüş standardını epey törpülüyor. Çok yavaşlatıyor otomobili. Kalkışlar da biraz böyle hiç atak olmuyor diyeyim. Performansı çok kısıyor. Klimanın performansını da çok kısıyor. O yüzden ben genelde otomobili şu ana kadar normal modda kullandım. Bu arada direksiyonun arkasında kızıl ötesi ışınlarla sizin yüzünüzü, daha doğrusu en çok gözlerinizi tarayan bir sistem var. Sizi yorgun olduğunuzu algılarsa şurada uyarı çıkıyor. Lütfen mola verin diyor. Buraya gelecek olursak iki tane bardaklık var. Otomobilin anahtarını göstereyim. Şık bir anahtar. Anahtardan da bagajı elektrikli olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Burada bir üstü deri kaplı şık kol dayama var. İçi son derece büyük, geniş. Ancak kol dayama ileri geri kaymıyor ve yüksekliği de ayarlanamıyor. Burada çerçeveli bir iç dikiz aynası var. Kendinden kararma özelliğine sahip. Ön emniyet kemerleri yükseklik ayarlı. Burada bir tutamak yer alıyor. Selim'in tarafında da benim tarafımda da hem ışığı olan şu şekilde açılıyor. Hem aynası olan hem de kart koyma yeri olan güzel siperlikler söz konusu. Cam tavana gelecek olursak küçük bir cam tavanımız var. Perdesi elle açılıp kapatılabiliyor. Kendisi ise şu şekilde önce tilt daha sonra tekrar basarsak şöyle ön kafalığın üstüne kadar açılan bir cam tavan. İstediğinizde ferahlık, istediğinizde havalandırma sağlıyor. Tekrar şu şekilde manuel olarak kapatabilirsiniz. SOS birimi ve çeşitli hava yastığı uyarıları var. Hava yastığı demişken Selim, otomobilde ön, yan, perde hava yastıklarının yanı sıra bir de şu aramızda hava yastığı var. Bu da son dönemde otomobil üreticilerinin önem verdiği bir konu. Böyle çarpışmalarda iki kişi çarpışmasın kafa kafaya ya da omuz omuza diye şuradan da bir hava yastığı patlıyor. O da güzel özelliklerden bir tanesi. Şimdi istersen arka koltuk incelemesine geçebiliriz. Tek dokunuşlu olarak ve hemen hemen tamamı açıldı. Sadece şurada, evet orası da açıldı. Evet, sonra sen basınca ekleme yapınca evet orası da açıldı. %100 açılıyor. Çok güzel. Sevdiğimiz bir özellik arka koltukta oturanlar için. Komple açılan arka cam dediğim gibi kupe tarzı tasarımdan dolayı biraz küçülüyor. Ön camdan biraz daha küçük. Kapı içine bir bakalım.
Buralar yine ön gibi sert plastik ama kol koyduğunuz yer yine deri. Ve eşya gözü de çok küçülmedi. Gayet güzel ve güzel özelliklerden bir tanesi. Şaft tüneli yükseltisi hemen hemen yok gibi. Gayet güzel. Burada bir cep var. Senin tarafında da bir cep var. Mataram duruyor. Burada da geçen gün bu araçla karlı yollara gittik. Buz kazıyıcı. Buz kazıyıcı var, evet. Burada bir tane daha USB girişi yer alıyor ve havalandırma da söz konusu. Burada bir kol dayama var. Üstü deri kaplı ve 2 adet bardaklığa sahip. Bagaja erişim bulunmuyor burada. Isofix bağlantıları çok kolay yerde. Hemen şuradan koltuğunuzu sabitleyebiliyorsunuz. Aydınlatma var tavanda. Senin tarafında hem tutamak hem de bir askıya yer verilmiş durumda. Koltuk arkalığı da gayet şık. Sportif bir koltuk. Oturayım. Ön koltuk benim ayırma sahip. 1.78 boyundayım. Bu arada araca binerken kafamı vurdum. Fark ettin mi? Evet. Tavan biraz alçak. Dikkatli olmak lazım. Bu tarafta da senin tarafındaki gibi bir tutamak, bir askı yer alıyor. Ön emniyet kemerlerinde yükseklik ayarı olduğunu göstermiştim. Şu açıdan daha güzel gösterebiliyorum. Diz mesafesi gayet güzel. Ben 1.78 boyundayım. Ön koltuk benim ayırma sahip. Seninki ala zaten. Çok çok güzel. Baş mesafesine bakayım. Çok iddialı olmayacağını, yani Tiggo 7 ve Tiggo 8'den daha kötü olacağını tahmin ediyorum. Ama yine de acaba tahminimde yanılıyor muyum? 4 parmak girdi. Dik oturuyorum. Gerçekten 4 parmak girdi. Dediğim gibi 1.78 boyundayım. Benim sonsuzluk işareti. Evet, aynen öyle. Bir şey unuttuk. Senden onu rica edeceğim Selim. Ne yapıyorduk? Senin sürücü koltuğunu alıyorduk. Ha, evet. Gaz, fren ve korna. Evet. Gayet güzel gördüğünüz gibi. Bazı otomobillerde çok küçük oluyor stop lambaları. Bunda gayet iyi. Şimdi hangisi? Şimdi korna. Tamam. Basıyorum. Bir kere daha. Evet, gayet güzel. Şimdi bir de. Oy. Oo. Ver bakalım gaz. Tamam. Gitmeye çalışıyor araba. Tamam, yeterli. Gayet iyi. Evet. Evet, artık şimdi sürüşe çıkıyoruz. Ne zaman ehliyet alıyorsun? 11 yaşına geldin. Ben 16 de... yaşında biliyorsun Citroen Ami gibi, bazı motosikletler gibi onları kullanabileceğin ehliyet alacaksın. 18'e de az kaldı. Daha sonra testlerimiz çok değişiklik kazanacak. Evet. Sen kullanacaksın, ben yanında oturacağım. O günleri hayal ediyorum. Ben demin gaza bastığımda böyle gidiyor gibi olduğunda hemen frene bastım. Vay, pratik zekanı kullan. Evet, şimdi sürüşe çıkabiliriz. Evet, otomobilin sürüşüne geçtim. Sıcağı sıcağına sizlerle otomobilin teknik özelliklerini paylaşmak istiyorum. Aynı motor olduğu için göstermemiştim. Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro'daki aynı motor yer alıyor. 1.6, 4 silindirli, 16 supaplı, turbo benzinli bir ünite. 183 beygir güç ve 275 Nm tork üretiyor. 7 ileri DCT adlı çift kavramalı otomatik şanzımanla gücünü ve torkunu ön tekerleklere iletiyor. Yani bu bir 4x2 otomobil. Otomobilin maksimum hızı saatte 206 km, bayağı iddialı. 0-100 hızlanma süresi ise 8.6 saniye sürüyor. Ortalama yakıt tüketimi 7.5 litre bölü 100 km olarak veriliyor. WLTP normuna göre. Karbondioksit salımı ise 170 gram bölü kilometre. O biraz fazla açıkçası. Şimdi isterseniz otomobilin bir performansını deneyelim. Normal modda kullanıyordum. Modu spora aldım. Biraz yavaşlayayım. Şöyle 30'a kadar düşeyim. Ve basıyorum. Vitesleri o değiştiriyor. Bayağı güzel hızlandı. 100'ü geçtik. 120, 130 olduk. Gayet güzel bir ivmelenme sağladık. Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro'dan biraz daha küçük ve dolayısıyla biraz daha hafif bir otomobil. O yüzden sürüş performansı abilerinden diyeyim biraz daha iyi. Yol tutuşta başarılı sayılır. Bu arada önde MacPherson, arkada bağımsız süspansiyon sistemi olduğunu
belirtmekte fayda var. Frenler konusunda da bir eksiklik yok. Önde hava soğutmalı disk, arkada disk frenler mevcut. Yani frenleme mesafesi güvenli. Şimdi spor moddan normal moda geçeyim. Bir kasisten geçiyoruz. 28'e geçtim ve darbeyi kolaylıkla sönümledi. Ekranların yerlerinin güzel olduğunu söylemiştim ama keşke şurası biraz kavisli olsaydı. Dörtlü flaşör düğmesi şurada. Hemen sürüş modu seçicisinin yanında. Biraz şöyle dirseğinizi kıvırmanız gerekiyor arkaya doğru ama yine de zor bir yerde değil açıkçası. Tek büyük bir düğme olarak tasarlanmış ama bildiğiniz gibi ben buralarda olmasını seviyorum. Klima hızlı ve etkin çalışıyor ancak diğer Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro'daki gibi yağmurlu ve soğuk havalarda biraz buğulanma yapıyor. Ön cam rezistansını şu an benim kullanmakta olduğum gibi sıklıkla kullanmanız gerekiyor. O da tüketimi biraz arttıracaktır. Bir de size yine Tiggo 7 Pro ve 8 Pro'daki bir sorunu belirtmek istiyorum. Start stop çalıştığı zaman eğer radyo ya da herhangi bir kanaldan müzik dinliyorsanız kırmızı yeşile döndüğünde ya da siz hareket etmeden önce ayağınızı frenden çektiğinizde biliyorsunuz motor tekrar çalışıyor. O çalışma sırasında Selim'le ölçtük. Yaklaşık 3 saniye radyoyu, daha doğrusu sesi kesiyor. Şimdi bunu size göstermek istiyorum. Evet, şimdi şurada yapabilirim. Örneğin şurada duralım. Start stop çalışacak herhalde. Durdum. Evet, motor durdu. Hadi mesela şimdi müzik dinliyoruz. Ayağımı frenden çektim. Bakın 1, 2, 2 saniye gitti. Bazen daha uzun gidiyor. Bir daha deneyelim. Telif hakkını çiğnemeden şöyle hızlıca. Durdum. Motor durdu. Müziği açtım. 1, 2, 3. 3'e yakın. 2,5-3 saniye müziği maalesef her defasında kesiyor. Bir düşünün, İstanbul trafiğinde dur kalk dur kalk 1 saat yoldasınız. Sürekli müziği kesiyor, geri getiriyor. Kesiyor, geri getiriyor. Mesela bir ekonomi haberi dinliyorsunuz. Altın fiyatlarını, dolar fiyatlarını, euro fiyatını söylerken bir tanesini ya da iki tanesini o ana denk gelirse kaçırıyorsunuz. Yani bunu mutlaka çözmeleri lazım. Bu arada fark etmişsinizdir, iç mekan çekiminde bütün emniyet kemerleri takılı. Çünkü takılı olmasa ötüyor. Orada biri oturmasa bile maalesef sensörlerde de bir hata var ve emniyet kemeri takılı değil diye uyarı veriyor. O yüzden kimse oturmasa bile emniyet kemerlerini takılı tutmanız gerekiyor. Bu ön koltuk hariç. Tiggo 8 Pro'da da böyleydi ve test videosunda söylemiştim. Otomobilde görüş açıları son derece güzel. Biraz aşağıda konumlanmış olmanıza rağmen abilerine göre yine de yola hakim bir sürüş gerçekleştirebiliyorsunuz. Sürücü koltuğunun tüm ayarlarının elektrikli olarak yapıldığını söylemiştim. Yükseklik ayarı da var tabii ki. Direksiyon simidinde de hem yükseklik hem derinlik ayarı mevcut. Ön emniyet kemerinde yükseklik ayarı var. Kör nokta uyarı sistemi sayesinde kör nokta problemi yaşamıyorsunuz. Güzel çalışan bir elektronik sürüş destek sistemi o da. Yani gerçekten güvenli bir sürüş gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca koltuğu aşağıda konumlandırırsanız Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro'dan daha sportif bir sürüşü olduğunu da belirtmekte fayda var. Ön tarafta malzeme kalitesi yumuşak. Kapı içlerini göstermiştim. Önde üst taraf gayet güzel bir malzemeyle kaplı. Öte yandan 8 hoparlörlü Sony marka ses sistemi de güzel bir müzik dinlemenizi sağlıyor. Ambiyans aydınlatmasından bahsetmiştik. Tabii çekimi gündüz yaptığımız için çok belli olmuyor ama 64 renge ayarlanabiliyor. Ayrıca sürüş moduna duyarlı olduğunu da zaten Selim'le göstermiştik. Gelelim fiyatlara. Chery Omoda 5, Comfort, Luxury ve Excellent adlı 3 tane donanımla Türkiye'de satışta. Fiyatlar sırasıyla şöyle. 1 milyon 183 bin lira, 1 milyon 303 bin lira ve 1 milyon 403 bin lira. Bizim bu kullandığımız en üst paket olan Excellent. Gelelim test tüketimine. Araçla yaklaşık 650 kilometre yol yaptım. Bunun yaklaşık 250 kilometresi İstanbul-Bursa, Bursa-İstanbul gibi şehirler arası yolculuk. Geri kalanı İstanbul şehir içi ve tüketim 8.0 litre bölü 100 kilometre. Ortalama hız ise 34 kilometre saat. Start stop her zaman açıktı. Zaten nasıl kapatılıyor onu bilmiyorum. Klima da her zaman çalışıyordu. Sürüş modu olarak %90 oranında normal seçiliydi.
Böylece bir baba oğul test videosunun daha sonuna geldik. Selim, izleyicilerimize bay bay diyebilirsin. Bay bay. İstanbul'dan sevgiler ve saygılar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.